Well, good morning from Australia. I'm very pleased to Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde Avustralya ve İngiltere bir basın toplantısında bir araya geldi. We have never left it. Beyaz Saray'ın öncülüğünde düzenlenen toplantıya ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra Avustralya ve İngiltere Başbakanları katıldı. Üç ülke kamuoyuna yeni bir güvenlik işbirliği anlaşması imzaladıklarını duyurdu. İsmi AUKUS olarak tanıtılan proje kapsamında ABD Başkanı Biden, yaptığı konuşmada Avustralya ve İngiltere ile ortaklıklarının uzun yıllara dayandığını belirtti. 21. yüzyılda karşılaşılan zorluklarla da birlikte mücadele edeceklerini ifade eden Biden, AUKUS anlaşmasıyla faaliyetlerini Hint-Pasifik bölgesine yoğunlaştıracaklarını bildirdi. Çin'in yoğun faaliyet gösterdiği bölgeye ilişkin ABD Başkanı, kilit proje olarak Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltı edilmesi için istişareler başlatması olduğunu belirtti. Anlaşmada AUKUS projesinin hedefinde Çin'in olduğu ifade edilmese de uzmanlar yeni işbirliği anlaşmasını bu yönde değerlendiriyor. Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada üçüncü ülkelerin çıkarlarını hedef alan dışlayıcı blokların kurulmaması gerektiği vurgulandı. Açıklamada özellikle de Soğuk Savaş dönemi düşünce şeklinden ve ideolojisinden kurtulmalılar ifadelerine yer verilmesi de dikkat çekti. AUKUS anlaşmasına tepki Fransa'dan geldi. Daha önce Avustralya ile birlikte denizaltı üretimi konusunda anlaşma yaptıklarını hatırlatan Avrupa ülkesi, anlaşmanın ABD'nin kararıyla kenara atılmasının müttefiklik ilişkisine uymadığı vurgulandı.